Metin? Metin? Metin Bey. Seni... Metin, bir dakika izin ver, açıklayacağım. Niye açıklayacaksın bunları? Daha dün geldin evime. Sandığın gibi değil. Ne sandığın gibi değil? Bir dakika, bir dakika rica ediyorum. Bir dakika dinler misin? Neyi dinleyeceğim Afet Hanım? Nesini dinleyeceğim? Lütfen sakin olun. Siz aradan çekilin Afet Hanım. Ya seni... Metin, yapma. Ay lütfen, ne olursunuz. Dışarıda birileri kapışıyor herhalde. Baba! Amca! Allah! Dışarıda iki ayak birbirine girdi. Ama pencereden yüzlerini seçemedim. Aha! Bize zehirlik çıktı, yaşasın! Kerem! Kerem! Amcamla babam kavga ediyorlar, birbirlerini girmişler. Yardım et bana! Ne? O iki ayak onlar mı? Yürü tamam, hadi geçin. Ya, sizden rica ediyorum, bütün mahalleye rezil olduk Metin Bey. Onun için mi geldin girdin lan hayatıma? İnsan kardeşine bunu yapar mı? Metin sakin ol, oturup konuşalım. Ne konuşacağız be, ne konuşacağız? Abim öyle mi? Abla ne oluyor? Amca! Metin Bey! Baba ne oluyor? Sen git. Tekin sen git, biz hallederiz, tamam. Tamam. Baba. Tamam. Çocuklar bir yardım edin. Hayır hayır, beni yalnız bırakın. Olmaz ki, bir dakika. Lütfen, beni yalnız bırakın. Bana yapılır mıydı? Yıllar sonra ilk kez bir kadına güvenmiştim. Çok acıyor mu? Acıyor kızım. Hem başım acıyor, hem kalbim acıyor. Ne oldu? Amcamla neden böyle tartıştınız baba? Senin amcan yılanın teki. Yani kardeş değil, düşman sanki. Bilsem hiç evimi açar mıydım? Ha, bir daha onunla görüşmek yok, tamam mı? Bu arada Afet Hanım'la da görüşmeni yasaklıyorum, tamam mı? Ama neden? Soru sorma. Onun zıp çıktı kardeşiyle de görüşmeyeceksin. Oh. Abla ne oldu? Elinin körü oldu. Ne olmuşa benziyor Kerem? Tekin beni getirdi. Metin Bey de gördü. Hayrola? Sen Tekin'le niye görüştün? Canım isteyeyim. Metin Bey meselesini konuşmak için. Metin Bey meselesi telefonda konuşulmuyor mu? Kerem. Şu anda gazı sıkışmış yangın tüpü gibi hissediyorum kendime, her an patlayabilirim. Git çabuk, eşyalarını topla, biz taşınıyoruz bu evden. Aa, abla delirdin mi sen? Gece vakti nereye? Nöbetçi emlakçı mı bulacağız? Tamam, sen git eşyalarını topla, yarın taşınırız. Peki rüya ne olacak abla? Başlamışsınız senin rüyandan. Tek derdiniz rüyaydı değil mi? Zaten babası görüştürmeyecek ki sizi artık. Ya abla benim günahım ne? Kerem, sen yeter ki benim ayağımın altında olma. Git yavaş yavaş eşyalarını topla, yarın bir ev buluruz ve taşınırız. Hadi. Öf abla ya. Kendimi kaplumbağa gibi hissediyorum. Evim sırtımda, bir gün oraya bir gün buraya. Ne yapabilirim? Ha, hayatımdan çok mu memnunum zannediyorsun? Ne yapacağım şimdi?